Teok anneleri Face'ten organize olmuşlar. Bugün çok önemli bir toplantı varmış. Niye benim her şeyden en son haberim oluyor? Ne toplantısı Gönül? Geçen sene full çeken bir çocuğun annesi gelecekmiş. Şaka yapıyoruz. Çok önemli. Acayip şeyler öğreniriz oradan Gönül. Tabii tabii canım. Mutlaka git yani. Gideceğim, gideceğim. Sen başlığa bakar mısın zaten? Nasıl full çektik? Atıyorsun. Tabii. Acayip vallahi. Ya keşke yani benim de işim olmasa ben de gelebilsem. Kusura bakma Tuna. Sadece Teok anneleri gelebiliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Teok babalarının da mutlaka organize olması lazım Gönül. Bence olun. Hemen olun. İyi fikir bu. Evet arkadaşlar, şimdi de mikrofonu geçen yıl Teok'ta full çeken annemiz Şükran Yılmaz'a vermek istiyorum. Herkese merhabalar. Çok teşekkür ederim efendim. Sevgili arkadaşımın da bahsettiği gibi, evet biz geçen sene Teok'ta full çektik. Şimdi bu işi nasıl başardığımızın en ince ayrıntılarına kadar paylaşacağım bugün sizlerle. Ben kağıt almamışım. Acaba bir sayfa rica edebilir miyim sizden? Çok teşekkürler. Evet sevgili Teok anneleri, hiçbir şey kendiliğinden olmadı. Biz çok çalıştık efendim. Bir yıl boyunca eve misafir kabul etmedik efendim. Kayınvalidem bile almadım eve. Küstüler, gücendiler, konuşmadılar. Hatta selam bile vermediler ama hiç önemli değil. Önemli olan nedir? Biz Teok'ta full çektik. Daha önemli bir şey olamaz. Biz hiç vakit kaybetmedik. Benim oğlum ayakkabılarını bağlarken bile 3 soru çözerdi. Ya biz bir sene boyunca tatil yapmadık. Hafta sonları bile tatil yapmadık. Hatta biz tatil kelimesini lügatımızdan sildik efendim. Bendeniz bir sene boyunca kuaföre bile gitmedim. Ama bu başarı bugünden yarın olmadı. Biz 6. sınıfta yavru Teok annesi olarak başladık bu işe. Şimdi görüyorum bazı anneler sınav yılında başlıyorlar bu işe. İmkansız. Yok öyle bir şey. Hayatta olmaz. Hoş geldin Gönül. Nasıl geçti? Biz bir hiçiz Tuna. Niye hayatım? Niye öyle söylüyorsun? Teok annesi babası olarak biz bir hiçiz. Vallahi anlamadım. Ne demek istiyorsun hayatım? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Tuna. Teok annesi babası olarak biz bir hiçiz. Bizimkiler kesin 30 tane yanlış yaparlar. Biz ne yapmamışsak onlar hepsini yapmışlar. Çocuklar emeklemeye başlamadan önce test çözmeye başlamışlar, ben sana söyleyeyim. Bizimkilerin 4 ay sonra sınavı var, böyle oturuyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Alo Meltem'cim. Ne haber canım? Canım sıkkın Meltem. Teok anneleri toplantısına gittim. Ya işin yoksa gelsene biraz şöyle dertleşelim. Heh. Hadi bekliyorum. Bay bay canım. Tuna sen cips mi yiyorsun? Hayır. Yani şey olarak o. Zararlı mı? Biliyorum şey yani ben tam olarak şey de açısından demedim görüyorum. Yani Meltem'cim sana olayı şöyle özetleyeyim. Ben dünyanın en kötü Teok annesiyim. Ay Gönülcüm hiç olur mu öyle şey? Hayır hayır. Ben kötü filan da değilim. Ben kötünün de kötüsüyüm. Gönül ne olur yapma. E aşk olsun Gönül. Yani vallahi haksızlık ediyorsun kendine yani. Ya senin kadar ilgili annem var hayatım. Siz bir de diğer anneleri görün. Bir görün. Aramızda yıllar var. Yıllar. Biz kaçırmışız treni. Hatta şöyle söyleyeyim. Trenin son vagonuna bile yetişememişiz. İnsanlar resmen hamile kalınca başlamışlar Teok sınavına hazırlanmaya. Öyle. İnanamadım Meltem. Ay yok artık ama. Yani biraz abartı yani bu da vallahi Gönül yani. Vallahi Emre ile Duygu zamanı böyle değildi yani. Hayır, o değişti, her şey çok değişti. Çok acayip. Gönülcüm ben de geçtim o yollardan. Yani bizim zamanımızda da OKS vardı. Ve biliyor musun aynı böyle abartan insanlar da vardı. Onlar hep olacak. Ama sen kendini onlarla kıyaslama.
Meltem, anneler ne yapıyorlarmış biliyor musun? Önce soruları kendileri çözüyorlarmış. Aa. Evet, sonra çocuklara çözdürüyorlarmış. Ay hepsi resmen yürüyen cevap anahtarı. Çıldıracağım. Ay. Bir tane anneyle tanıştım. 3 yıldır özel matematik dersi alıyormuş. Ay yok artık canım. Yüzüme baka baka ne dedi biliyor musun? Eğer sorunun cevabını sen bilmezsen çocuğunun bilmesini nasıl beklersin? Ya ne yapsak Gönül, acaba biz de seninle derslere mi başlasak bir an önce? Aa, çocuklar saçmalamayın ne olursunuz ya. Öyle şey mi olur şimdi, çocuk doktor olacak diye önce annesi mi doktor olacak? Vallahi benim bugün gördüğüm resim aynen öyleydi. Yani bence o kadın astronot bile olur. Ya ben de çok kötü bir Teok babasıyım ya. Biz çok kötüyüz Gönül, sen de. Hakikaten çok kötüyüz ikimiz ya. Ya. Ay, biz bu kadar kötüysek çocuklar da nasıl iyi olsunlar yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çocuklar suçlu değil. Suçlu biziz biz. Evet biziz. Hakikaten suçluyuz. Biz çok suçluyuz. Çok suçluyuz Gönül. Ya Allah aşkınıza yapmayın. Ne olur. Ortada suçlu falan yok. Ayrıca sizin çocuklarınız cin gibi çocuklar. Ne olur biraz güvenin onlara. Onlar kazanır. Biraz rahat olun. Şimdi bir program yapalım. Günde ne kadar test, ne kadar televizyon, ne kadar internet, bunların hepsini belirleyelim. Tamam. Bütün çocuklar böyle yapıyor. Tamam. Sizden yarın sabaha kadar bir program yapmanızı istiyorum. Yani kendi TEOK çalışma programınızı kendiniz yapacaksınız. Biz de uyuyacağız. Bana uyar. Evet, demokratik gözüküyor. Adil bir yaklaşım. Ama yani toplantıya velimi de ister. Tamam, çağırırım Haluda, sorun değil. Hatta Meltem abla da katılsın. Katılım yüksek olsun, oylama yapalım. Tamam, onu da çağırırım. Hadi bakalım odanıza. Yarın sabah kalkıyoruz, TEOK programını yapıyoruz, tamam mı? İyi geceler. Hadi iyi geceler. Arkadaşlar, aslında TEOK programını bizim kendimizin yapması çok iyi oldu. En azından benim için. Ama gerçi Orçun için durumlar farklı. Orçun'un bir sorunu var. Orçun aşık. Hem de bizim sınıftan bir kıza. Kız aşık mı? Kendisinden henüz haberi yok. Orçun'un ki platonik. Tek taraflı maalesef. Şimdi sorun şu. Aşk ve TEOK. İkisi yan yana gelirse ne olur? Hep beraber göreceğiz. Bana hiçbir şey sormayın çünkü ben sizden daha çok merak ediyorum. Ama şimdi yatmam gerekiyor. Çünkü benim yaşımdaki çocukların bu saatte uykuda olması gerekiyormuş. O yüzden görüşmek üzere. Gönül, şu televizyonu açsak bari ya. Yok, televizyon falan seyredemeyiz. Çocuklar içeride test çözerken biz burada televizyon mu seyredeceğiz? Hiçbir şey yapmayacak biz Gönül. Hayır, hiçbir şey yapmayacağız. Böyle oturacağız dikkatleri dağılmasın diye. Tüm yıl böyle mi geçecek yani? Evet Tuna, itirazın mı var? Hayır hayatım, itirazım yok tabii ki. Yani gerekiyorsa tabii böyle yaparız. O zaman hani şey diyorum, yani yapacak bir şey yoksa biz de acaba başka şeyler mi yapsak? Ha, çok iyi fikir. Koş. Koş git test kitaplarını getir. Gel burada test çözelim biz. Çocuklara örnek olalım, iyi mi? Hadi. Test? Koş git. Evet, test kitaplarını getir. Matematik mi getireyim, kimya? Hepsini getir burada bakalım. Gel Gönül, gel. Her soru için 2 dakika süremiz var hayatım, tamam mı? Hazır mısın? Başlatıyorum süreyi. Hazır mıyız? Tamam. 1, 2, 3. Başladı. 2 dakika başladı. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz Tuna? Tabii ki başlayabilirsin Gönül'cüğüm. Rahat ol. Bunlar ne Tuna? Bunlar sınav kiti hayatım. Bu şeker böyle zihin açıklığı veriyor. Tamam, çok iyi giriyor. Bu yumuşak uçlu kalem, sınav kalemi. Ayrıca yumuşak uçlu silgi var. İz bırak bir yandan. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Şekeri atalım ağzımıza. Zihin açıklığı versin. 3 kutunun her birinde aynı özelliğe sahip 1 ve 2 sayılarının yazılı olduğu 2'şer kart vardır. Bu kutuların her birinden rastgele birer kart alındığında alınan bu kartların üzerinde yazılı olan sayıların toplamının 5 olma olasılığı kaçtır? Tuna lütfen içinden okur musun? Kafam karıştı. Yüksek sesle mi okuyorum? Evet. Farkında değilim ha. Vallahi öyle şey yapıyorum zannediyorum. Ama karışık bir soru yani. Bunları nasıl çözeceğim anlamadım ki. Farklı tuhaf sorular. 1 kutu, 2 kutu, 3 kutu. 1 ve 2. Tuna içinden. Tamam. Yanlış yaparsak acaba şey oluyor mu, yoksa yapamadığımızı boş bırakmak lazım? Sen yapamadığını boş bırak, sonra döner bir daha bakarız Tuna. Değil, doğru yaptım ya ki. Felaket. Yani çocuklar bizi böyle görse tefe koyarlar ha.
İki. İki seçenek de yok Gönül. İki seçenek de yok. Ay sen hala aynı soruyla mı uğraşıyorsun Tuna? Ay delireceğim vallahi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bak uğraşıyorum. Sonuç çıkıyor iki, tamam mı? Beş, iki defa var. İki defa. İşte çıkıyor. Ama sonuçlarda iki yok. Neyse bak birazcık daha bakalım. Ben cevap anahtarına bakacağım. Hayır bakamazsın. Valla sinirim bozuldu. Ay lütfen birazcık daha çalıştın. Ama iki, iki çıkıyor. Bulamadım başka ya. İki, iki. Seçenek de yok ya. Böyle bir şey olabilir mi Gönül? Bak soruyu bir daha okuyorum şimdi. Üç kutunun her birinde... Ay Tuna fenalık getirdin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çok saçma bir şey Gönül. Vallahi çok saçma. Biz çocukları Finlandiya'ya götürelim. Finlandiya'da sınav mınav yokmuş. Vallahi giderim ya. Yine boş boş konuşuyorsun. Aa, siz ne arıyorsunuz burada? Teneffüse çıktık. Asıl siz ne yapıyorsunuz ya? Börek açıyoruz Berbe. Sizce ne yapıyor olabilir? Soru çözüyoruz herhalde. Evet, soru çözüyoruz. Görüntüsüne göre pek de çözemiyorsunuz. Olur mu öyle şey canım? Çözüyoruz. Sizle birlikte başladık. Bak neredeyse sonuna geldik. Peki sen Tuna amca kaç soru çözdün? Ya ben bu soruya çok fena takıldım ya. Ya çözeceğim de tam... ne oldu kızım? Efendim Meltemciğim. Ne? Haluk'un dilini eşek arısı mı soktu? Ne? Aa! Yürü, yürü Tuna. Allah gidelim. Allah. Ne oldu eşek arısı mı sokmuş? Yürü nasıl çocuklar yapmışsın? Ya. Bir dakika tamam tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.